kalabalık şu anda vazifesini yapıyor. Biz başkalarından bir hareket, bir şey bekliyoruz. Ama maalesef yok. Hala bir direniş, hala bir kışkırtma, aşağılama. Bu insanlar artık aşağılanmak istemiyorlar. En azından bir şeylerin başlangıcı olsun diye bir özür diyor istiyorlar. Bu kadar basit. Biz sadece şu anda bunu bekliyoruz. Bu insanlar da burada bunu bekliyor. Bir yere de ayrılmaya niyetleri yok. Kimse ayrılmıyor. Hükümetin bu ihtiyaçları bilerek hareket ettiğine asla inanmıyorum. Dolayısıyla bir tartışma ortamının oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bir değişmesi istiyorum. Hadi Cihan! Çok mutlu. En temel şey şu anda içinde bulunduğumuz Gezi Parkı'ndaki bu parkın hiçbir şekilde dokunulmamasını istiyoruz. Yani bizi o yapılacak kışla vesaire AVM hiçbir şey ilgilendirmiyor. Biz sadece parkımızı istiyoruz. Çünkü yaşadığımız kentte gerçekten yeşil alanımız çok az kaldı. Ve biz bunların elimizde bulunmasını istiyoruz. Ve bu da halkın bir isteği yani. Biraz da yöneticiler bunları da düşünsünler, bunları da duysunlar. Ve bu isteklerimize de biraz saygı göstersinler istiyoruz. Her renge saygı duyulmasını istiyoruz. Bu çok aslında çok çok büyük bir şey değil. Yeni bir şey de değil. Yıllardır, yüzyıllardır istenen bir şey. Bazen bu kibirden dolayı, kibir bu aralar fazla güncel bir laf. Kibirden dolayı yedi ölümcül günahtan bir tanesi bu kibir. Görmezden geliniyor ve bunun sonunu nereye varacak onu bilemediğimizden dolayı böyle bir tepki veriyoruz. Doğal. Bu bence güzel bir ışıktı hepimiz için, toplum için, burada olmayanlar için de bir ışıktı. Bu ışığa bir gram, bir destek veriyorsak, bir ışıksı, yani bir derecede olsa bir paylaşabiliyorsak, büyütebiliyorsak bu ışığı ne mutlu bize. Güzel olacak ya, umutluyuz. Şu an umutluyuz. Buradayız çünkü çok yorulduk, çok bıktık, çok sabır gösterdiğimizi düşünüyoruz ama aynı... Biz saygıyla sabır gösterdik. Aynı saygıyı karşıdan göremedik. Aşağılanıyoruz, inciniyoruz. Onurumuz kırılıyor. Bu nedenle buradayız. Ne bekliyoruz? Artık belki 3 gün önce Gezi Parkı'nın bize bırakılmasını bekliyoruz diyebilirdim. Ama artık onu beklemiyoruz. Artık özür dilenmesini bekliyoruz. Artık bu insanın bizi yönetemeyeceğini görmesini bekliyoruz. Artık daha büyük şeyler bekliyoruz. Burada ağaç var. Hani burada konu 3 ağaç, 5 ağaç, 10 ağaç... değil. Mesele işte burada çok az bir yeşil alan var. Hani bunlar yok mu olsun? 8 duvar arasına mı girsin? Ne olsun ne olmasın? Böyle bir sıkıntımız var. Yani çok şey istendiğini düşünmüyorum. Aslında çok basit. Biraz saygı duymamız lazım birbirimize. Hani diyorlar ya işte biz de saygı duymaya çalışıyoruz. İşte biz de çok uzun zamandır saygı duymaya çalışıyoruz. İnşallah yani bir ortak noktada buluşulur diye hayal ediyorum. Bu hareket sosyoloji açıdan, toplumsal açıdan, kültürel açıdan, siyasi açıdan incelenmesi, araştırılması gereken bir hareket. Bu çünkü eski Türkiye'de ortaya konmuş herhangi bir tepkiselliğe benzemiyor. Bambaşka türde bir şey. Hala devam etmekte. Böyle yukarıdan bakıp soğukkanlı bir şekilde bu hareketin analize tabi tutulması lazım. Bu henüz yapılmadı. Ben de yapamadım. Yapacağımız bir aşamaya da gelmedik. Çünkü hala tamamlanmamış bir şey. Ama çok kendi nevi şahsına münhasır, çok farklı, değişik bir hareketle karşı karşıyayız. Yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Bütün ezberleri bozan yepyeni bir hareket tarzı bu. Yorumlamakta güçlük çekiyoruz. Bittikten sonra belki biraz daha soğukkanlı değerlendirebileceğiz. Peki buraya dair bir çağrınız var mı izleyenlere, izleyicilerimize? Yani ben sadece yani bir çağrıda bulunamam. Ben gazeteciyim. Ben sadece gözlem yaparım, gözlem yapıyorum. Ama hani bir vatandaş olarak tek çağrım şu olabilir. Şiddete asla izin verilmemeli. Barışçıl bir gösteri olmalı. Barışçıl gösteriler demokratik ifade hakkıdır, hakkına girer, en büyük haktır. Dolayısıyla tek çağrım bu olabilir yani şiddete başvurmadan her türlü taleplerin dile getirilmesi.